Koronavirüsten korunmak için herkes evde daha fazla vakit geçiriyor. Ancak hareketsizlik ve stresin getirdiği yeme isteği kilo almaya neden olabiliyor. Peki karantina sürecinde beslenme nasıl olmalı? Cevabı haberimizde. Yeme alışkanlığı arttı mı? Biraz arttı. Abur cubura yöneldik yani. Habire yiyoruz, habire yiyoruz, her şeyi yiyoruz. Daha çok sebze ve meyveye yönelmemiz lazım. Koronavirüse karşı en büyük önlem evde kalmak. Ama bu süreçte kilo almamak için sağlıklı beslenme şart. Koronavirüsten korunmak için herkes eve kapandı. İşte eğitimde bir süre evden devam ediyor. Ancak bu durum beslenme alışkanlıklarını da değiştirdi. Her canı sıkıldığında soluğu buzdolabı önünde alanlar için kilo almak kaçınılmaz. Peki karantina günlerinde beslenme nasıl olmalı işte yanıtı. Tatlı krizlerimizde işte dolabımızı çikolatayla, işte ne bileyim kurabiyeyle doldurmayalım da meyvelerle dolduralım. Kilo alımını önlemek için ilk kural mevsim meyve ve sebzeleri tüketmek. Özellikle lif kaynağı besinleri tercih etmek önemli. Bunlar biliyoruz ki aşırı sağlıklı bir besin. İçerisinde hem 1001 tane tane var hem de 1001 tane fayda var diyorum ben. Salataların üzerine eklenebilir, yoğurdun içine karıştırılabilir. Ananas biliyoruz ki C vitamini içeriği oldukça yüksek bir besin. Mutlaka ananası da tüketmemizde fayda var. Kokonat? Evet, kokonat zaten biliyoruz ki kendi doğal yetiştiği ülkelerde ölümsüzlük meyvesi olarak geçen bir meyvedir. Yine özellikle yeşil sebzeler oldukça faydalı. Evde canına sıkıldığı sarma yapmak istiyorsunuz. Uzmanlar özellikle asma yaprağı yerine pazı tüketilmesini tavsiye ediyor. Çünkü hem güçlü bir antioksidan özelliğine sahip hem de lif bakımından zengin. Evde kendinize pazıdan böyle lorlu, bulgurlu bir sarma yapın. Pirinç koymasınlar mı? Pirinç yerine bulgur koyacağız pazının. Evet, pirinç içine. Yerine bulgur koyalım. Hatta biraz da lor peyniri koyalım. Hafif zeytinyağıyla pişirelim ve pazıdan yapalım. Kendimizi evde izole ettiğimiz şu günlerde aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınmamız gerekiyor. Onun yerine bakın mevsim meyveleri var burada. Portakal, muz, elma hepsi vitamin bakımından oldukça zengin. Çay ve kahve tüketmek yerine işte bu meyveleri sıkıp vitamin ve mineral bakımından zengin bir içecek elde edebilirsiniz. Ve kırmızı pancar. Evet, kırmızı pancar. Yine süper besin dediğimiz besinlerden pancar. Oldukça vitamin, mineral ve lif açısından zengin bir besin. Meyve sularının içine katı meyve sıkacağından sıkıp işte mesela çocuklarımıza hani içirmek için biraz daha vitaminli olsun diyorsak belki biraz portakalın içine, biraz elmanın içine karıştırıp verebiliriz. Kilo almayı önlemek için karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Günde en az 2 litre su içmek de unutulmamalı. Biz şu suyu hayatımıza koyamadık. Önceliğimiz her zaman su olsun. Canımız kahve mi içmek istiyor? Öncesinde bir bardak su içelim. Ondan sonra kahve içelim.